Evet, değerli arkadaşlar, Sayın Başkan, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye için önemli bir konuyu konuşuyoruz. 16 milyon yurttaşımız, emekli kardeşimiz için önemli bir konuyu bugün hep beraber değerlendiriyoruz. Size bir Ali Kaya örneği vermiştim. Ali Kaya 72 yaşında. Eşinin adı da Rabia, Rabia Kaya. Bunların iki oğulları, bir de kızları var. Sayın milletvekillerinin tabii dinlememesi doğal. Onlar 10.000 TL almıyorlar aylık. Ya da 3.000 lira ikramiyeye muhatap olmayacaklar. Keyifleri yerinde. Dolayısıyla bu gündemi takip etmeyebilirler. Ama biz halkımıza sesleniyoruz. Şimdi bu Ali ve Rabia Kaya'nın 3 çocuğu var. Ve Ramazan bayramını bekliyorlar. Ramazan bayramı gelsin ki 3 çocukları toplam 5 torunlarıyla beraber gelsin. Evlerinde onları ziyaret etsinler. Ramazan bayramı ne zaman? 10 Nisan 2024'te. Ali Kaya 1 Nisan 2024 tarihinde 10.000 TL maaşı almış. Gitmiş bankadan çekmiş, cebine koymuş. Sonra elektrik ödemiş, su ödemiş, doğalgaz ödemiş. Karısının ve kendisinin ayrı ayrı en küçük tarifeden cep telefonlarını ödemiş. Geçen aydan kalan bakkal kasap borcunu ödemiş. Ali Kaya'nın cebinde maalesef bir para kalmamış. Şimdi Ali Kaya ve Rabia Kaya, 72 yaşındaki iki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bunlardan Ali Kaya 30 yıl memlekete hizmet etmiş. Düşünüyorlar. 3 tane çocuk, 5 tane torun. Kendilerine eve geldikleri zaman bayramda bir kahvaltı çıkartacaklar. Sonra bir öğle yemeği yiyecekler, bir akşam yemeği yiyecekler. Bunların üçü de şehir dışından geldikleri için evde yatsınlar, birkaç gün kalsınlar isteyecekler. Dolayısıyla birkaç kilo ete ihtiyaçları var. Biraz börek alacaklar, azıcık kahvaltılık malzeme alacaklar. Bunlar için siz ne öneriyorsunuz bu arkadaşlara? 10.000 lira aldığı maaş cepte zaten kalmadı. Borç artmış. 3.000 lirada emekli ikramiyesi almış. Biz 72 yaşında bir çifte, çoluğu çocuğu Ramazan'da evine geldiği zaman bırakın harçlık vermeyi, kahvaltı çıkartabilecek, öğle yemeği, akşam yemeği verebilecek rakam teklif edemiyoruz, öyle mi? Koskoca Türkiye buna layık değil. Biz burada bu kadar insan toplanmışız. Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında sayıyoruz. Aranızda gayri safi milli hasıla uçtu kaçtı diyenler var. Ama Ali Kaya ve Rabia Kaya bir gerçekle yüzleşiyorlar. Kendilerini ziyarete gelen çocuklara yemek çıkartmanın derdiyle dertleniyorlar. Ne diyor reisiniz? Türkiye'yi uçuran reisiniz ne diyor? Öyle 7500 lira seyyanen zam falan verilemez. Tahrik ediyor bu memleketi bu muhalefet diyor. Vallahi Ali Kaya'yı kim tahrik ediyor biliyor musunuz? Ali Kaya 72 yaşında çocuğuna yemek çıkartamamanın ağır zulmü altında karşısına bir siyasetçi çıksa da hesap sorsam diye bakıyor. Dolayısıyla hayat şartlarıdır Ali Kaya'yı tahrik eden. Peki söyleyelim, 2015 yılında ilk kez biz bunu teklif ettiğimizde ne demiştiniz? Ne saçmalıyorsunuz? Verilemez demiştiniz. Sonra ne yaptınız arkadaşlar? 2018'den 2022'ye kadar 1000 lira verdiniz. Sonra 1100 lira yaptınız, 2000 lira yaptınız, şimdi 3000 lira yaptınız. Zam yaptınız, öyle mi? Peki bu memlekette gıda enflasyonunun dünyanın ilk üçünde olduğunu, sefalet endeksinde bu memleketin dünyanın ilk onunda olduğunu biliyor musunuz? Yani açıkça ifade etmek gerekirse sizin bu verdiğiniz 3.000 TL emekli ikramiyesinin herhangi bir derde derman olma ihtimali yoktur. Peki bizim önergemiz ne arkadaşlar? Biz diyoruz ki bu Ali Kaya'nın cebine ayda minimum 17.000 lira verelim. Yani memleketine 30 yıl hizmet etmiş bir adam hayatının belki de son denlerinde karnını doyurma derdine düşmesin. 17.000 lirayı cebine koysun. Gene çok fazla bir şeye belki merhem olmaz ama idare etmeye çalışır. Bayram geldiğinde ne yapalım? Bayram geldiğinde ona bir 17.000 lira daha verelim.
Hiç olmazsa çoluğuyla çocuğuyla. Sayın Günaydın, lütfen tamamlayın. Geçirsin. Şimdi burada samimiyeti ölçeceğiz. Diyebilirsiniz ki ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili konuştu. Hiç de kaba siyaset yapmadı. Ali Kaya ve Rabia Kaya adı altında uzun yıllar AK Parti'ye oy vermiş bir ailenin başına gelenleri anlattı. Adamın anlattıkları da gerçek. Biz hep böyle sermayeye vereceğimize, hep yandaş şirketlerin vergi borcunu sileceğimize bir kere de vatandaşı düşünelim. Bunlar Ramazan bayramını iyi geçirsinler. CHP'nin verdiği teklife evet diyelim. Gelin biz sizi buna davet edelim. Evet deyin ki 16 milyon emekli bayram yapabilsin. Ya değilse o 3 bin lirayı artık hiç kimse çoluğuna çocuğuna bile veremiyor. Ben bu düşüncelerle hepinizi hayatın gerçekliğiyle yüzleşmeye ve vatandaşın derdine merhem olmaya çağırıyorum ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Günaydın. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. Diğer öner-